Gencay Dür'ün sanat yönetmenliğini yaptığı sahnelendiği günden bu yana gişe oynayan yaklaşık adlı tiyatro oyunu İzmir'deki seyircisiyle buluştu. Gömleği üstünde. Evet, görüyorum. Beyaz gömlek. Görüyorum. Ben Larry, doktor. Merhaba, doktor Larry. Esin merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim, siz? Bizler de iyiyiz. Bugün çok güzel bir oyunla İzmir'desiniz. Evet. Bize biraz bahseder misiniz? Tabii, oyunumuz Tiyatro İstanbul'un sahneye koyduğu Gencay Gür'ünün İngilizceden tercüme ettiği Yaklaştıkça Patrick Marber'ın yazdığı bir oyun. Belki hatırlarsınız, bundan birkaç sene önce filmi çekilmişti, evet. Closer diye çok ödüller aldı. Zaten oyunu ilk önce oyun olarak yazıldı, sonra sinemaya uyarlandı bu oyun. Ödül aldı çok İngiltere'de. Broadway'de, New York'ta da ödüller aldı. Sonrasında işte ilk defa Türkiye'de oynanıyor bu oyun. Dört insanın ilişkileri üzerine kurulu. Mutluluğu ararken başlarına gelen bir takım hikayeler. Diğer oyuncularımız işte Nilperi Şahinkaya, Murat Han, Şencan Güler Yüz. Hepsi de değerli oyuncular. Evet. Celal Kadri Kınoğlu yönetti oyunumuzu. Dün geldik İzmir'e. Bu gece de oynayacağız Sabancı Kültür Sarayı'nda. Ne zamandan? Biz Aralık'ta başladı İstanbul'da oyun. Profilo'da oynuyoruz orada da. Şimdi Ankara'ya gittik, buraya geldik. Ufak ufak da turnelerimiz başladı. Dolaşıyorsunuz. Evet. Peki biraz oyundaki rolünden bahseder misin? Tabii, ben Anna rolünü oynuyorum. Anna 30 yaşlarında bir fotoğrafçı. Çok başarılı bir fotoğrafçı. İşleri iyi giden, yani dışarıdan baktığınızda mutlu olması gereken bir insan. Fakat aşkta biraz şanssızlıklar yaşıyor. Daha öncesinde, yani oyun başladığında evlenmiş, boşanmış. Sonrasında oyunda öteki iki erkekle tanışıyor ve onlarla bir şey yaşıyor. Mutluluğu arayan, her zaman başkalarını ön planda tutan, onu yaparken de aslında hayal kırıklığına uğrayan bir kadın. Peki benzer yönleri var mı seninle? Benimle herhalde en çok benimsediğim yönü, hareket ederken karşı tarafı daha çok düşünüyor. Yani hayatta birazcık sanırım daha akıllı olmak gerekiyor. Karşı tarafı kırmamak çabasını, evet, sarf ederken aslında insan tam ne istediğini de, yani kalbini dinlememiş oluyor. Ve bu oyunda da zaten hani o yönünün çok etkisi var. Mutsuzluğuna yol açıyor o yönü. Peki tiyatro dışında herhangi bir proje var mı? Şu anda yok. Ben Amerika'da, sonra İngiltere'de konservatuvarda okudum. Mezuniyetimin ardında İngiltere'de 8 sene profesyonel olarak oyunculuk yaptım. Orada devlet tiyatrosunda, özel tiyatrolarda, televizyonda oynadım. Evvelki sene bir sinema projesi için Türkiye'ye geldim. Unutma Beni İstanbul diye. Onun için geldim. Onun ardından... Kaldın mı sonra? Döndüm aslında. Bir başka kendi oyunumuzla biz İstanbul Tiyatro Festivali'ne davet edilmiştik. İngiliz bir oyunla. İngilizce oynadık Garaj İstanbul'da. O vakit Gencay Gür'ün izlemişti o oyunu. Sonra bu oyun
dan söz etti kendisi sahneye koyacaklarından. İşte yönetmenle tanıştık, okuma provası falan. O şekilde yani Türkiye'deki bu benim ilk Türkçe profesyonel oyunum. Evet. Ne kadar bir süre içinde hazırlandınız bu oyuna? Kasım'ın ilk haftası başladı provalarımız. 23 Aralık'ta da ilk oyunumuzu oynadık seyirci için. Şimdi işte bu yaza kadar devam edecek. Peki, modayı takip ediyor musun? çok elimden geldiğince evet. Ya seviyorum tabii. Evet. Seviyorum. Üzerindeki renk inanılmaz yakışmış. Çok, çok güzel. Çok teşekkür ederim. Bana sultan diyebilirsin. Yani yerim sen maymun gibi bir şey olacağını düşünmüştüm ama sen çok güzelsin tabii. Teşekkür ederim. Bir otelden söz etmiştim. Tabii acelesi yok. Aslında saat 4'te ameliyata girmem gerek. Ameliyat mı oluyorsun? Hayır, yapıyorum. Ya siz gerçekten doktor. Dün konuştuk ya. Siz anlasınız değil mi? Murat Bey merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Siz? Bizler de iyiyiz. Sizi gördük, daha iyi olduk. Teşekkür. Bugünkü akşam oyundan bize biraz bahseder misiniz? Bu oyunu aslında yani sinema izleyicileri bilir. Closer isimli Julia Roberts, Jude Law, Clive Owen ve Natalie Portman'ın oynadığı Closer filminin Türkçe çevirisi. Gencay Gür'ün Türkçe çevirisini yaptı. Aynı zamanda Gencay Gür'ün tiyatrosu olan Tiyatro İstanbul'da sahneye koyuyor. Yönetmenliğini Celal Kadri Kınoğlu yaptı. Güzel bir oyun aslında. Günümüzdeki metropol şehirlerin yaşadığı ilişkileri ve aslında yalnızlıkları anlatan bir oyun. Biraz da bu ilişkilerin çarpıklıklarını, bunların nedenlerini araştıran, ortaya koyan bir oyun. O yüzden bence çok günümüze, büyük şehirlere uygun bir oyun olduğu için görülmesi gerekir diye düşünüyorum. Biraz aslında insanların iç yalnızlıklarından olan bir kaybolma ve kendini arama. Ama tabii bu kendini arama derken aslında yanlış tarafta arama, ilişkilerde kendini bulmaya çalışma ve bunun sonucu olarak da yine bir kaybolma ve mutsuzluğa doğru giderek açılan ve kendinden uzaklaşan insan figürleri. Onları görüyoruz. Ve hepsinin background'ı farklı olmasına rağmen aynı şeyleri paylaşıyor ve aynı şeyleri yaşıyorlar. Bunların aşağı yukarı sebeplerini görüyoruz. Tam olarak ortaya bir çözüm koymuyor. Zaten amacı tam bir çözüm koymak değildir tiyatronun. Sadece bazı şeyleri işte ayna olarak tutup işte durum bu. Sizce ne olabilir? Soru işareti uyandırmak. Zaten bence en önemli görevi tiyatronun bu. O soru işaretini uyandırabilmek. Siz bu oyuna nasıl dahil oldunuz? Nasıl geldi? Bu oyuna işte menajerim aracılığıyla ulaştılar bana ve ben de zaten filmi biliyordum. Senaryo çok güzel bir senaryo. Tiyatro İstanbul'u da severim. Gencay Gür'ün hanımefendiyi de severim yıllardan beri. Onun için onun ekibiyle çalışmak iyi olur diye düşündüm. Bu benim Türkiye'deki ilk tiyatro. İlk mi? Türkiye'de ilk. Yani aslında benim işim tiyatro. Evet, yani 98 yılında Bilkent Üniversitesi tiyatro bölümünden mezun oldum. Mezun olur olmaz yurt dışına gittiğim için zaten 8,5 sene orada kaldım. Orada yaptım tiyatro. Türkiye'ye döndüğümden beri işte sinema filmleri ve dizilerden bir türlü fırsat bulamamıştım ama bunu her ne pahasına olursa olsun bir şekilde araya sıkıştırıp yapacağım dedim. Sadece doğru ve rahat çalışabileceğim bir grup olsun istiyordum. Gencay Gür'ün grubu da buna uygundu diye düşündüm. Peki rolünüzden biraz bahseder misiniz? Ben burada kötü bir... Kötü adam değilsiniz değil mi? Yok, kötü adam. Kötü adam değilim. Burada bir doktoru canlandırıyorum. Aslında işte
çok zengin, elit bir aileden gelmeyen ama sonunda işte bir şekilde çok iyi bir doktor olmuş. Bir şekilde zenginleşmiş ama bunun hala eskiye dönük bazı ezikliklerini yaşayan, bazı kompleksleri olan enteresan bir adam. Ama tabii bir türlü o da o aynı yanlışın içinde ilişki konusunda kendi içinde bulunduğu yalnızlığı ya da mutsuzluğu dışarıdan gelecek bir şeyle tamamlamaya çalıştığı için sürekli bir hayal kırıklığı yaşıyor ve sonunda hatta şey diyor. Herkes dersini alıyor ama kimse değişmiyor diyor. Ne kadar doğru. Ve karşı tarafta şey diyor ona, sen değişmiyorsun. Onun farkında değil ve ilk defa orada bir düşünüyor, sen değişmiyorsun diye. Yani o hep dışarıda arıyor çünkü problem de dışarıda ona göre, mutluluk da dışarıda. Ama aslında tam tersi, her şey insanın kendi içinde, insan onu yönlendirebilir. Doğru. Bunu anlatıyor biraz oyun. Peki başka projelerde yer alıyor musunuz? Televizyon dizisi ya da sinema? Şu anda zaten işte bir televizyon dizisi var. O devam ediyor. Onun dışında sinema filmi için henüz bir vaktim olmadı. Şimdi tiyatro ve... Ne kadar sürecek bu oyun? Oyun valla işte herhalde... Turneler devam ediyor. 40 küsür oldu. Ama herhalde bir sene falan daha devam eder diye düşünüyorum. Gerçekten kötü bir şey söyledim ama daha anlısı falan yapmıştım. Tamam. Özür dilerim. Tamam. Babanla tanıştık. Biliyorum. Bana ondan hoşlandım dedi. Daha önce kimse için böyle bir şey söylememişti. Hepsi sana bayılmış. Üvey annem de seni çok yakışıklı buluyor. Elleri de çok güzel. Ameliyatta dikişleri nasıl da kış işler gibi yaptığını görebiliyorum dedi. Yani beni köylü bulmadılar. Hayır. Çünkü sen sensin ve harikasın. Peki sen benim ailemle ilgili ne düşünüyorsun?